Kardeşler, son soru. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hocam aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle sizin boynunuzu cehennemden azat ettiği kullarına eylesin. Allahümme amin ve leke ve lekum. Allah Azze ve Celle sizin de boynunuzu cehennemden azat ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin. Hocam, ilimsizce davet yapan, sonrasında da davetini kabul etmeyenlere karşı, sert tavır gösterenlere karşı ne söylemek istersiniz? Kardeşler, yani Allah Azze ve Celle bize hidayet etsin. Allah Subhanehu ve Teala hayır konuşmayı, hayırla davet etmeyi bizlere nasip eylesin. Yani bu davete davet etmek değil, yani insanların İslam'a girmesine engel olmaktır. Kardeşler, bir kaide zikredelim. Bir insanın Allah'a davet ettiğinin veya kendisine davet ettiğinin ölçüsü nedir? Şeyh Muhammed Rahimallahu Teala Keşf-i Şubahat'ta buna değinmiş. Bir insan Allah'a davet ediyorsa, adam mesela müşriktir, adam liberaldir, adam demokrattır, adam laiktir, onu Allah'a davet edecek, o adam önceden tanıyor. Ona kızması ne kadarsa, davet ettikten sonra adam onu kabul etmediği için kızması artıyorsa, demek ki bu kendisine çağırıyor. Demek ki bu kendisine çağırıyor. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanların çoğu يَدَّعُونَ اَنَّهُمْ يَدْعُونَ اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet ettiklerini iddia ettiklerini görürsün. Allah'a davet ettiklerini iddia ettiklerini görürsün. Davet ettiklerini iddia ediyorlar. وَتَرَاهُمْ Halbuki sen onları görürsün ki يَدْعُونَ اِلَى اَنْفُسِهِمْ Onlar kendilerine çağırıyorlar. Asıl gayesi kendisi. Allah'a küfretmiş adam Müslüman değil, Yahudidir, Hristiyandır, demokrattır, liberaldir. Zaten adamı tanıyor. Önceden adamla gülümsüyor, sorun yok. Yani adamı tanıyor, gördüğü vakit somurtmuyor, kızmıyor. Fakat onunla davet masasına oturuyor. Adama anlatıyor. Adam ona bir şey söylüyor. Bakıyorsunuz ki kardeşi adama saydırmaya başlıyor. Bu adam kendisine çağırıyor. O adam onu kabul etmediği için ona kızmış. Onu benimsemediği için ona kızmış. Bu yaptığı şey davet değil. Davetten nefret ettirmektir. Dinden, imandan nefret ettirmektir. Allah Azze ve Celle وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغُ الْمُب۪ينَ Peygamber'e aktarmaktan başka hiçbir şey yok. Güzel bir şekilde, mubin bir şekilde, izah edecek şekilde aktarması gerekir. Allah Azze ve Celle kitabında davetin merhaleleri bize anlatmış. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكِ Rabbinin yoluna davet et. Nasıl? Bil hikmeti hikmetle. Vel mev'izatil hasene. Güzel vaizlerle. Ve cadilhum billeti ahsen. En güzel şekilde tartışmalar yaparak. Bir, bil hikmeti hikmetle. Hikmet nedir kardeşler? Kellimun nas ala kaderi ukulihim. İnsanların akılları miktarınca konuş. Enzilin nase menazilahum. İnsanlara menzilelerine göre yaklaş. Sen bir köylü adama, üniversiteli adama konuştuğun gibi konuşursan adam seni anlamaz. Rivayette Ali radıyallahu anhu ve Talha bin Uthman, siz Allah'ın inkar edilmesini istemiyorsanız insanların akılları miktarınca konuşun. İnsanların anladığı dilden insanlara hitap edin. Köylüye üniversiteli dil, üniversiteliye köylü dil kullanılmaz. Bilgin adama, kitap okuyan, bir seviyeye gelmiş adama, hocaya, alime, cahil hocaya, müşrik hocaya, sapık hocaya, dalalet ehli hocaya avam dili kullanılmaz. Bir adam mu'teziledir, cebriyedir, dalalet fırkalarından bir tanesindedir. Buna hitap, avam gibi hitap edilmez kardeşler. Herkesin seviyesi tespit edilmesi ona göre, vaktinde, zamanında, şahsına uygun, vakasına uygun bir konuşma hikmettir. Hikmet, ud'u ila sebil rabbik bil hikme, hikmetle davet et. İki, vel mev'izatil hasene, güzel vaizlerle. Mev'izatil hasene kardeşler, bir, karşı taraf anlayacak ki sen sadece onun derdine ve tasasına düşmüşsün. Bu bir. Yani ihlaslı bir şekilde karşıya yönelerek onun derdine düşmüşsün.
onun helak olmasını düşünüyorsun, onun cehennemden kurtulması için elinden geleni yapıyorsun. Ve bundan dolayı bir dert, tasa sende oluşmuş, karşının bunu sende hissetmesi lazım. Bu bir. İki, mev'ize-i hasene hem müjdelemek hem de korkutmak. İman edersen cennet var, inkar edersen وَلَكَ الْعَذَابِ sana cehennem. Rusulen mübeşşirin, mübeşşirine ve munzirin لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ mübeşşirine bil cennet ve munzirine bil nar. Hem cennet hem cehennemden bahsetmiştir. وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِي اَحْسَنْ en güzel şekilde tartışma bu avamın işi değildir kardeşler. İlim talebelerinin, hocaların, alimlerin işidir. Cidalül ehsen, bir konuyu aktarırken, konuyu aktarıp, aktardıktan sonra konuyla alakalı delillerini aktaracaksın. İki, karşının delillerini zikredeceksin, onun delillerini delillerle çürüteceksin. Bu cidalül ehsendir. Biri var, oy var ortada, oy. Demokrasi var kardeşler. Biri diyor vaciptir, biri diyor küfürdür. Vacip küfür, vacip küfür, vacip küfür ne olacak kardeşler? Netice kimin? Vaciptir diyen adam, küfürdür diyen adam var. Demokrasiyi, oyu küfür gören adam, oyun ne olduğunu, mahiyetini, içeriğini, hakikatini açıklayacak. Niye küfür olduğunu delilleriyle aktaracak. Oyun vacip olduğunu söyleyen adamın delillerini tek tek ele alıp, bu delillerin batıl olduğunu, bu konuya elverişli deliller olmadığını ispat edecek. Bu şekilde meseleyi bitirecek. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيَ اَحْسَنُ İşte davetin merhalesi böyledir. Kimde bu merhaleler yoksa kardeşler davete girmesin. Davet etmektense birini alsın, davet edebilecek bir adama aktarsın. Bu da davettir kardeşler. Şayet bir adam fısk ve fucur ehliyse biz onu alıp güzel konuşan, güzel davet eden bir adama götürsek sen buna davet edebilir misin? Bunda şu hasletler var. O ona davet etse hidayet bulursa sevap ikisine de verilir kardeşler. Ama oraya getirmezse, kendisi anlatmaya çalışırsa, berbat ederse ortalığı ahlakıyla veya cehaletiyle, bilgisizliğiyle bu adam küfürde ondan dolayı inat ederse bunun cezasını da ek olarak bu da çeker. Bunu bilmesi gerekir. وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Bu benim yolumdur. Allah'a davet ediyorum. عَلَى بَصِيرَةٍ Bir basiret üzere. Bir basiret üzere. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri hikmetle davet eden, mev'ize-i haseneyle davet eden, cidalül ehsenle davet eden kullarından eylesin. Davetlerinde ve dinlerinde basiret üzere olan kullarından eylesin. Allahümme amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed.